İlk yarı Fenerbahçe 4-4-2 mi çıkmış, ne çıktığı belli değil. Orta sahayı kaybetmiş durumda. Rezil bir maç oluyor. Tesadüfen bir pozisyon. Yıkıyoruz ortalığı. Biz kendi aramızda şunu tartışıyoruz ya. Acaba taç mı değil mi? İnanamadık. İnanamadık. Neye? Hakem potansiyel faul diye Göztepe'nin atmış olduğu golü VAR'a çağırdı. VAR hakemi kim? Ver. Samet o görüntüyü ver. VAR hakemi kim? Bundan 3 yıl önce Fenerbahçe'nin 1905 numaralı oyuncu elendi tweetini beğenen Mustafa İlker Coşkun. Aynen. Hadi bak. Sayın Ali Koç. Hadi söylüyorum. Ali Koç çetin değil. Hacı Osmanoğlu'na seslen. Mustafa İlker Coşkun'un varlığına işin hocam. Bu adam eğer bu gerçekse. Can abi. Beğenmişse başkan ne yapsın bunu? Ali Bey ne yapsın? Hadi Ali Bey çıkın desenize. Yabancı var hakemi gelsin. Ali Bey transfer et. Dün Torreira, bugün Mustafa Kubilay Karan Suskuç. Hacı Osmanoğlu ne dedi? Orta hakemler hata yapabilir ama VAR hakeminin hata yapmasını kabul etmiyorum dedi. Bu gece göreceğiz. Bak yarın yok. Bu gece göreceğiz. Bu gece görmemiz lazım. Bak. İki. Bırakacağım abi. Tamam. Osayi'nin pozisyonundan da şüpheliyim ama konuşacağız onu. Maksimi'nin pozisyonu. Verin Samet onu da. Maksimi'nin pozisyonu arkadaş. Dün Kerem'e konuşanlar bu değil. Maksimi'nin pozisyonunu istiyorum. Kırmızı kart. Kırmızı kart tweetini attım. Alın oradan fotoğrafını. Eğer kırmızı kart nedir diye tasvir edilirse ayak bileğine basan, yani şu ayak bileğine basan oyuncunun fotoğrafını koyun. Maksimi'nin fotoğrafını koyun. Daha öte. Yahu maç oynanıyor maç. 2-0 devam ediyor. Ali Bey sizin orada ne işiniz var ya? Ben de yöneticilik yaptım. Sizin başkan olarak saha içine girme hakkınız yok. Sadece bir yöneticidir o. Zaten üzerinde de akreditasyonun yazar. Maç oynanırken sahanın içinde ne işiniz var? Ben efendim Fenerbahçe tribüne destek olacaktım. Devre arasında git. Niye devre arasında gitmiyorsun da maç oynanırken gidiyorsun? Daha öte. Sen nasıl maç oynanırken sahanın içerisine girersin ya? Şey ya. Geçen hafta Jose Mourinho demiyor muydu Okan Buruk 4 adım sahanın içerisine girince atılıyor diye? Niye Ali Koç'a kimse kırmızı kart vermedi? Ben de anlamadım. Niye çıkarttırmadılar? Hakem ya inanamıyorum ya bak inanamıyorum. Ama ne? Zihniyet ne? Eğer Galatasaray maçı sonrası sahayı basan Ali Koç 62-22'den yaptırım yapmayıp garip Guraban taraftar 62-22'den bir yıl boyunca her gün imza atmaya gönderirsen başkan da gelir. Siz bana 62-22'den ceza vermiyor musunuz? Ben o zaman maç oynanırken sahayı basarım der. Bu nasıl bir görüntü ya? Jose Mourinho dünya çapında hoca. Görmüş müdür bunun örneğini? Bunu tasvip edebilir mi? Böyle bir şey var mı ya? Ha Ali Koç'a var. Vuranı da kınıyorum. Madde atanı da, yabancı madde atanı da kınıyorum. Ama hadi. Bak delikanlılar vardı, bazı delikanlılar. Trabzon'da taraftarın sahanın içinde ne işi var diye. Hadi desenize ulan. Şimdi sizin başkanınız bak daha öte. Acun Ilıcalı bana bağlanıp diyordu. Trabzon taraftarının ne işi var sahada diye. Çıkıp bu gece yönetim kurulunda başkanına diyecek misin? Başkanım sahada maç oynanırken ne işin var diye. Hadi de. İşte objektif olacaksınız. Yoksa Türk futbolunun içine ediyorsunuz. Abi Göztepe'nin elinden galibiyeti alındı. Ve bu hakem sebebiyle yapıldı. Ama ben şu anda ne görüyorum biliyor musunuz? Verseniz ekrana. Bak Fenerbahçe TV diyor ki futbol terörünü lanetliyoruz. Ne futbol terörü ya? Ya olur mu? İzmir'de Karagül'de futbol terörü. Yok. Kardeşim. Şimdi bak abi bu bak. Ya şey başkanın sahaya girmesi yanlış bak, ama başkana atılan sular, başkanın itilip kakılması da doğru bir şey değil bir şey. Ne olur ya? Bak Can abi. Terör bu ne? Can abi bu terör değil. Ama bu yanlış bir şey. Fakat yanlış. Fakat başkan hukuk tanımaz olduğunu düşünüyor. Başkanın cezası yok. Bir şey söyleyeceğim. Tamam bu bir şey söyleyeceğim. Bunun cezası eğer varsa başkan böyle düşünüyorsa abi, içeri girince cezası verilsin. Bak, senin ne yaptığını içerideki adam Ali Koç'u itiyorsun yere. Bak işte Can abi tam olarak bunu diyorum. İşte bunu ayırt etmemiz lazım. Ali Koç'u kimse itemez. Tamam. Ama Ali Koç oraya girmemeli. Yani tasvip etmiyoruz. Ali Koç oraya girerek zaten futbol hukukunu tanımadığını gösteriyor. Ben hukuk tanımıyorum diyor. Ben dokunulmazım diyor. Arkadaş hukuk benim için varsa, garip kuraba taraftar için varsa Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Göztepe'li Taraftar için varsa $10 milyar Servetli Ali Koç için de olmak zorunda. 62-22 sayılı kanun sadece taraftar için değil, yöneticiler için de var. Uygulayın. Ve uygulanacaktır da, bak ben size söyleyeyim. Uygulanacaktır. Abicim bu ne? Yapmayın. Bence uygulanamaz. Ve siz kalkıp bu tabloda hem sahanın içerisine girip, maç oynanırken hakkınız olmadığı halde sahanın içerisine girip, hem de terör İzmir'de kara gece demeyin. Terör neydi biliyor musunuz? 5 Nisan 2016 idi Fenerbahçe takımının otobüsünün kurşunlanması. Tabii o doğru. Terör 3 Temmuz'du. Yapmayın. Fenerbahçe başkanının maç oynanırken sahanın içinde ne işi var? Korkunç. Korkmayın, korkmayın. Medyadakileri de söylüyorum bak. Haksız haksız değil. Ulan hepimiz bir gün öleceğiz be. Neyin korkusu bu? Korkunç, korkunç. Çıkın konuşun. Kanun herkese. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Muz Cumhuriyeti değil. Taraftarı uygulayacaksın 62-22'yi. Fenerbahçe başkanı olunca uygulamayacaksın. Öyle bir şey yok. Maç oynanırken sahaya girilmez. Bu kadar, bitti. Giriyor musun? O zaman Göztepe'li tarafta akreditasyon olan yönetici. Vurdun mu? Kanun neyse cezasını verecek. Bitti. Göztepe'li taraftar şişe attı. Cezasını verecek. Bitti. Ama Ali Koç, Sayın Ali Koç, eğer maç oynanırken sahaya giriyorsa bunun 62-22'de karşılığı var ve uygulanacaktır. Bu arkadaş 62-22'de karşılığı var. Uygulanacak. Hepsi. Abi ya Ali Koç'un bir daha söyle abi. Bak yok, normal şartlarda Ali Koç'un seyirden men cezası alıp güvenlik tedbiri, o koruma değil, güvenlik tedbiri olarak mahkemeden bu kararı aldığı an başkanlığının düşmesi lazım. Şu görüntü Ali Koç'un başkanlığını düşürür. Normal bir hukuk düzeninde bu olması lazım. Olmaz, düşürmez Türkiye'de. O işte olması bu. Kanun bunu emrediyor. Neyse arkadaşlar, bir saha içinde konuşalım. Can abi biraz anlattı. Gerçekten burada bir delilik ortamı var. Yani bu normal değil. Daha ikinci hafta Göztepe'yle Fener arası bir ezeli rekabet yok. Bir şey yok. Yani bunların bu hale gelmesi hakikaten olacak iş değil ya. Bak abicim, saha içi teknik taktik başka bir şey. Ama ben medyada bak şimdi bir de Ali Koç'tan mağdur yaratılmaya çalışıyorum. Buna karşıyım. Herkes yaptığı yanlış ama mağdur dam var ya. Ali Koç'u. Niye Fenerbahçe'nin başına geliyor bu? Bak Ali Koç'a yapılan. Kabul etmiyorum. Başka bir şey Koç'u kabul etmiyorum. Göztepe taraftarı bunu niye yapıyor? Ali Koç'a yapılan darbeyi savunan şerefsizdir. Ama Trabzon'da taraftarın sahada ne işi var diyen adamlar da, isim de verdim bak, gocunmuyorum. Tabii. Acun Ilıcalı bugün Fenerbahçe As Başkanı bağlanıp yayında bana Trabzon taraftarının sahada ne işi var diyordu. Hadi bugün çıksınlar, açıklasınlar. Bugün başkanına de açıklasınlar. Başkanım senin maç oynanırken sahada ne işin vardı de. Açıklasınlar ki biz insanların ne olduğunu. Ben onu soracaktır çünkü ben iddia ediyorum Ali Koç'un bu fevri hareketi tüm Fenerbahçeli akil insanları delirtmiştir. Bak Ali Bey'in şunu anlaması lazım. Ali Bey'in oturduğu koltuk alelade bir koltuk değil. Doğru. Ali Bey bugün belki Türkiye'deki onun en güçlü Koç ailesi dışında da tabii. Koç hanedanlığından daha güçlü bir koltuktur orası. Onu bir dakika. Bitirin ne olur abi. Dediler destek olayım. Ömer Koç bugün gelsin. Sokakta yürüsün tanımazlar. Uçaktan insin. Pasaport memuru normal işlem yapar. Ama Ali Koç şu an pasaportta bir saniye beklemeden geçer. O Fenerbahçe yüzünden o. Koç'tan değil. Fenerbahçe itibarı. Fenerbahçe yüzünden. Çok büyük bir camia. Bravo. Çok büyük bir camia. Ve Ali Bey bunun koltuğunda oturuyor. Ali Bey bunun koltuğunda otururken bir gün şu stadın içine dalayım, büyüğüm bu stadın içine gireyim dedikçe dayak yersin bilmem ne. Dedikçe karizmayı ciddi anlamda sarsıyor. Tabii. Karizması sarsılıyor. Devleti de tepkisini çekiyor. Onu da söyle. O koltuğun ağırlığına göre hareket etmesi lazım sevgili Ali Koç'un. Eğer o koltuğun ağırlığına göre hareket etmezse ne olur? Söylemleri, sözünün gücü kalmaz. Sözünün gücü gider. Kalmaz. Ve bak Ali Bey sizi de kandırıyorlar. Daha önce de kandırıyorlardı. Ben çıkıp ekranlarda bangır bangır bağırıyordum. Paralel Fenerbahçe yapılanması var diye. Tam 2 yıl sonra benim cümlelerim aldın, aynen açıkladın. Evet Fenerbahçe paralel Fenerbahçe yapılanması varmış diye. Bak ben sana daha öte bir şey söyleyeyim. Seni bu yıl çok fena kandırdılar. Gözünün önüne diktiler, dediler ki bak biz medyada yapılanalım. Bütün kanalları birleştirelim. Objektif olan kanalların da kolunu kanadını kıralım. Operasyonları çekelim. Susturalım. Biz böyle şampiyon oluruz. Çünkü bu medya yüzünden şampiyon olamıyoruz. Seni kandırdılar. Bak 2. haftadan kandırdılar. Üstelik bir laf var ya, kökü bende. Sakalı kesersin bir daha uzar. Sokullu Bişar Paşa. Versin bir daha uzar. Yazabilir miyim? Sokullu Bişar Paşa. Benim dilimi koparmadığınız sürece ben bütün çarpıklıklarınızı çıplak şekilde ortaya koyarım. Nasıl mücadele edeceksiniz? Siz eğer bu kadar saçma sapan iş yaparken 6 numara 8 numara almayıp yorumcu transfer etmeye kalkışırken din maçına Mert Hakan'la çıkarken ben size nasıl muhalefet etmeyeyim ya? Allah aşkınıza ya. Bırak beni, ben kimim ya? Koskoca Fenerbahçe camiasını siz hafife alıyorsunuz, bak ben size söyleyeyim. Zaten kongrede Fenerbahçe taraftarı ufak bir uyarı verdi. 4000 oyla 4 katı olan Aziz Yıldırım Ali Koç'un 4 kattı. 4000 16000. Bak 10.000'e kadar çıkmış Aziz Yıldırım. Görüyor Fenerbahçe taraftarı her şeyin farkında. Zaten o seçimde de saçma sapan bir diyalog olmasaydı belki Aziz Yıldırım almıştı, onu da söyleyeyim. Ve bugün Mourinho'yu getirdiniz, dünya yıldızı. Ama adam Türkiye Ligi'ni tanımıyor. 2,5 ay oldu. Allah aşkına Fenerbahçe'nin oynadığı futbol çok sırada. Teffe 1 hocalarının getir bugün. Teffe 1'e kim var? Cihat Arslan'ın aklıma gelen. Bunu oynatır. Bunu oynatır. Fenerbahçe takımı ha, bu ligin küme düşme adayı olan Göztepe takımlarından biri olan Göztepe 2 daha transferleri yok. O takımla 2-0'dan 2-2 maç vermez. Göztepe'nin santraforu senin oynatmadığın altyapından çıkan Kubilay Kanatsız Kuş 3. Lig'de forma şansı bulamadı. Doğru, bu da doğru. Ve sen bu takıma 2-0'dan 2-2 maç veriyorsun. Bu takım 3-5-2, 4-4-2, 3-4-3 oynamıyor. 5'li savunmayla 2-0 geride başlanan maçta Göztepe 2-0 geriye düşmüşken 5'li savunmayla maçı 2-2'ye taşıyor. Mourinho formsuz. Transferler yok. 6 ve 8 başkan, yok. Başkan yönetimle kavgalı. Özür diliyorum. Başkan sadece taraftarın gazını alma peşinde. Yönetimde Ali Koç'u uyaracak bir Allah'ın kulu yok. Ancak medyada transferler yapalım, dizayn edelim. Hep birlikte Fenerbahçe, sanal Fenerbahçe düşmanlığı yaratalım. Herkes bize düşman. Herkes bize düşman. Dedirtelim. Böyle bir şey yok. Türkiye'de algılar olguların önünde sanıyorsanız her zaman olgular elindedir. Böyle demeyin. O yalan yalan o. Bunlar yalan. Bak, algı yaratarak benziyor.